Türkiye'de Ne Yesek programından bu hafta da herkese merhabalar. Eğer siz de bizim programımızın içinde yer almak istiyorsanız aşağıda yazılı olan sosyal medya adreslerinden ve iletişim numarasından bize ulaşabilirsiniz. Sizler için yine bu hafta inanılmaz yerlere gideceğim, yeni yerleri keşfedeceğim. Eğer siz de ekranlarınızın başında hazırsanız buyurun hep beraber gezelim. Telefonlarına göre Çengelköy'de harika bir yere geldim. İçeride pide çeşitleri, döner, lahmacun, kadayıf, neler neler var. Bu soğuk kış gününde sizi sıcacık bir mutfağa götürüyorum. Buyurun efendim. Merhabalar Sinem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ya iki kişi, ikisi de inanılmaz güler yüzlü ve pozitif böyle. Çok iyi bir yerdeyim bir kere ben bugün, kesin değil mi? Evet efendim. Valla keyifli ederim. Bir çekim yapacağız inşallah. İnşallah. Olmazsa inşallah. Olmazı nedir bu mutfağın? Bizim mutfağımızın olmazsa olmazı Adana usulü kebaplarımız vardır. 5-6 çeşit mezemiz vardır. Kebap üzerine gayet iyiyiz. Yani bugün kebaplar var. Evet. Mezeler var. Çayeli usulü kuru fasulyemiz güveçte. Lahmacun, Karadeniz pide çeşitleri. Aynı anda lahmacun dediniz. Evet. Demek ki ikiniz de lahmacunu çok seviyorsunuz. Evet, lahmacunumuz çok güzeldir, çıtır. Mehmet Bey'in söylediğine göre mutfakta yok yok. Bizim bütün yemeklerimiz çok lezzetli diyor. O zaman ekran başındaki seyircilerimizi hiç bekletmeden hemen mutfağa geçelim. Selami Usta kalkmış, Adana'dan çıkmış gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'dan buraya kebap yapmaya geldiniz. Evet, kebap yapmaya geldim. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işe? 25 yıldır yapıyorum. Maşallah. Baba mesleği. Evet, baba mesleği. Baba mesleği ve tam bu kebabın cennetinden gelmiş. Ne yapıyoruz şimdi? Kebap pişireceğiz. Tamam. Hazırladık ürünlerimizi. Hazırlamış olduğumuz kebaplarımızı pişireceğiz. O zaman buyurun kebap yapmaya geçelim. Tabii hemen. Lavaşlar hazır. Evet, lavaşlarımız tandırda özel olarak yapılıyor. Lavaşlara şöyle bir bakabilir miyim ya? Lavaşların güzelliğine bakın, incecik. Bunlar içeride tandırda özel yapılıyor. Hatta ben de yapmasını öğrendim. Yapıştırıp çekiyorsunuz. Peki burada Adana'nın özelliği nedir? Ne eti kullanırsınız? Yağı nasıldır? Afyon yöresine ait etleri kullanıyoruz. Afyon? Evet. Evet. Daha lezzetli oluyor. %20 tuzu boşluğu ve %20 kuyruk yağı olmak üzere. Kebabımızı hazırlıyoruz. İçinde kuyruk yağı var mı? Tabii ki. Peki, kuyruk yağı olmazsa. Peki kuyruk yağı hani böyle çok bir kebabın içinde çok olduğunda derler ya ağır oluyor diye. Siz herhalde az koyuyorsunuz. Hayır, biz Antep yöresine ait toklu kuzuların kuyruklarını kullanıyoruz. Hmm. Koku yapmıyor ve ağır olmuyor. Bir kat yağını aldık. Evet, yağını aldık. Kebabı... Evet. Açtık arasını, daha iyi pişmesi için. Şimdi kebap hala pişmeye devam ediyor değil mi? Evet, doğru. Tamam. Nar gibi kızardı derler ya, gerçekten etlerimiz nar gibi kızarıyor. Adana yapıyoruz değil mi? Evet, tabii ki. Evet. Kebabımız pişti mi? Pişmek üzere. Bir de çok kurutmamak gerekiyor değil mi? Yani. Kurutmamak için neye dikkat ediyorsunuz? Hafif ateşte pişiriyoruz. Hızlı ateşte pişmiyor tabii ki. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Evet. Adana kebap, Adana kebap, acıttım usta, Adana kebap.
mis gibi oldu. Kibrişli olsun, acılı olsun, sumaklı soğan ezmesi olsun. Kibrişli olsun, acılı olsun, sumaklı soğan ezmesi olsun. Ve biberlerimiz. Ve biberle görüyorsunuz. Adana şu anda yemeğe hazır. Nar gibi kızardı. Çok güzel oldu. Gerçekten. Biberler de mis gibi kokuyor. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti lahmacundur efendim. Lahmacunu kim sevmez ki? Lahmacunu yapmak da ayrı bir iş değil mi usta? Aynen öyle. Ayrı bir detay gerekiyor. Yani. Kemal Usta ile beraberim. Şimdi taş fırında güzel bir lahmacun yapacağız. Buyurun ustacığım. Tabii. Ne yapıyoruz? Taş hamurumuzu çıkarıyoruz buradan. Evet. Ondan sonra lahmacunumuzu seriyoruz. Evet. Tabii ki etimiz danadan. Etimiz neden danadan peki lahmacunun içinde? Tadı daha güzel olsun diye. Tadı daha güzel. Dananın aynen. Kıyması daha mı güzel olur? Aynen öyle. Tamam. Neler var mesela şimdi lahmacun malzemesinin içinde? Lahmacun malzemesinde dana etimiz var. Evet. Soğan var, maydanoz, domates. Evet. Baharat çeşitleri. Lahmacunlarımız pişiyor. Kaç dakikada pişiyor? Aşağı yukarı 4-5 dakikada çıkıyor. Pişti mi şimdi lahmacunlarımız? Az kaldı. Çok az kaldı. Evet, lahmacun geldi. Gevrek lahmacunlar çıtır çıtır hazır. Gerçekten çok ince bir hamuru var. Malzemesinin de zaten taze olduğunu kıymanın renginden ve domateslerin renginden anlıyorsunuz. Lahmacunlar hazır. Çıtır çıtır gevrek oldu. Evet. Kemal Usta'nın ellerine sağlık. Ama afiyet lahmacundan olsun. Sonra sırada pide var. Şimdi hep beraber bir pide yapalım. Sıra geldi pideye. Neli pide yapıyoruz? Karışık pide yapacağız. Karışık pide yapacağız. Kavurmamız var. Kavurma. Kaşarımız ve kuzuk. Sucuğumuz. Aynen öyle. Allah, muhteşem bir pide olacak şimdi. Buyurun başlayalım. Tabii. Malzemelerimizi koyuyoruz. Kenarlarını da kapadık. Tabii. Üstüne yağımızı da sürüyoruz. Yolluyor muyuz? Evet, yolluyoruz. Evet, pidemiz hazır ve pideyi de taş fırına yolluyoruz. Pidenin pişme süresi 7-8 dakika sürüyor aşağı yukarı. Pide 7-8 dakika sürüyor. O zaman pide siparişi verenler çok acele etmesin. Tabii. Peki siz pide yaparken mesela dediniz ki çocukluğumdan beri ustayım. Neye dikkat edersiniz? Yani elinizin bir püf noktası var mıdır? Ya, el lezzetli bir yandan önemli yani. Şimdi el lezzeti. Tabii. Eliniz lezzetli midir? Öyle diyorlar. Aynı yemeği, aynı pideyi 10 yerde yiyin mutlaka bir tanesi çok daha lezzetlidir. Damak tadınıza uygundur. Neden? Çünkü oradaki el lezzeti farklıdır, malzeme farklı tabii. Olabilir. Şimdi pideyi çeviriyoruz galiba. Hı-hı. Bir tarafı pişince diğer tarafı da diğer tarafı pideye çeviriyoruz. Tabii. Yani aslında bir pide yapmak bayağı bir emek istiyor. Tabii. Değil mi? Tekrar çıkardınız, tekrar şimdi pideyi yolluyorsunuz. Kızaracak şimdi bir tarafı olmaz. Bir tarafı piştikten sonra pideyi tekrar geri alıyoruz. Diğer tarafı pişsin diye tekrar fırına yolluyoruz. Aynen öyle. Ve pidemiz hazır. Pidemiz hazır. Beklenen an geldi efendim. Evet. Yağını da sürüyor şu şekilde. Yağ sürmüştünüz içeri gönderirken. Bulamacıydı tekrar. O. O bulamacıydı şimdi kenarlarına. Tabii.
Eline sağlık ustacığım. Afiyet olsun. Pidemiz hazır, görüyorsunuz. Üstünde sucuklar, kavurma ve kaşar birbirine karıştı. Eminim ki enfes bir tadı vardır. Pideyi yaptım, lahmacunları yaptım, kebabı yaptım. Artık yoruldum, ben bir masaya çıkıyorum. Yorucu bir mutfak seansından sonra nihayet harika bir masadayız. Hoş geldiniz masama. Siz de hoş geldiniz. Hepsini ben yaptım yani, uğraştık. Hepsi çok lezzetli gözüküyor, değil mi? Ekran başındakiler eminim ki şimdi hepsinden Allah nasıl tadacaklar, nasıl yiyecekler diye onlar da meraklanıyordur. Buyurun hep beraber bence başlayalım. Buyurun, afiyet olsun. Hangisinden başlasak acaba? Kebaptan başlayayım mı, değil mi? Evet, iyi tercih değil mi? Orada da aşağıda da tattım. Mükemmel güzeldi. Kebap çok güzeldi gerçekten. Hemen. Adana'ydı değil mi? Evet. Adana. Siz de yesiniz de. Adana'dan usta gelmişti. Ve olağanüstü muhteşem bir kebap yapmış. Ağzınıza ne bir parça yağ geliyor. Et tadı harika. Baharatlar çok güzel. Harika bir birleşim olmuş. Burada çok kebap yiyen oluyor mu gelir? Tabii ki. Yani çok beğeniliyor. Kebapların yani birçok kebap çeşidimiz var. Adana ve Urfa özellikle çok tutuluyor. Evet. İşte içine koyduğumuz kuyruk yağ oranı onlar da ayarlı olduğu için müşteriler tarafından çok beğeniliyor. Bu fasulye nereden geliyor? Bu fasulye Çayeli kuru fasulyesi. Çayeli'den, evet. Bunu güveçte ve fırında yapıyoruz, taş fırında yapıyoruz. Bu da çok beğeniliyor. Özel tereyağlı sosumuz var içerisinde. Kokusundan yine Karadeniz'de Rize'li bir ustamız yapıyor. Müşteriler tarafından da çok beğeniliyor. Bu nedir Allah'ım? İnanılmaz lezzetli olmuş. Nasıl güzel bir tadı var. Çok güzel. Çok çok güzel olmuş. Pidemiz vardı bir de değil mi? Evet, Karadeniz'de. De bunu da mı Karadenizli usta yapıyor? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün yemeklerin ustaları ayrı. Evet, kavurma, sucuk, kaşar, üçü birleşmiş. Pideye kullandığımız ürünlerde kavurması olsun, peynir olsun, onlar da Karadeniz'den getiriyoruz. Evet. Belli zaten. Doğal. Hepsi organik. Masada olan her şey organik. Afiyet olsun. Pide de çok güzel. Burada her şey çok güzel. Mezeleriniz de var. Turşunuz var. Turşuyu da şöyle. Turşunuz nereden? Turşumuz Bursa tarafından gelmekte. Evet, orada özel olarak yaptırıyoruz. Kendimiz yıllık yetecek kadar orada hazırlattırıyoruz. Depomuza çekiyoruz, oradan kullanıyoruz. Turşular da harika. Tam böyle acıktığın zaman hani bir restoranta gidersin ya, masa dört dörtlüktür. Burada tam öyle bir ambiyans var, çok güzel. Bir de tavuk yapmıştık biz. Evet. Aşağıda tavuk pirzoladan yapılmıştı değil mi? Evet, tavuğu biz göğüsten değil de but kısmından yapıyoruz. Biraz yağlı olur, daha lezzetli olur. Göğüs kısmından da yapan yerler var, o biraz kuru oluyor. Biz but kısmını şey yapıyoruz, tercih ediyoruz. Yağı da çok güzel. Lahmacun ustası, 20 yıllık deneyimim var. Benim lahmacunu yiyen başka yerde lahmacun yiyemez dedi. Hemen lahmacuna da bakıyorum. Usta bana aşağıda şöyle bir şey söyledi. Lahmacun gevrek olmalı. Evet. Ve çıtır olmalı. Kesinlikle. Gevrek ve çıtır olmazsa olmaz dedi. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ustanın anlattığından, yani aşağıda tahmin ettiğimden hepsi daha güzel olmuş. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Ayranınız da mükemmel. Afiyet olsun. Yemeklerin hepsi çok lezzetli. İnanılmaz güzel olmuş. Hepinizin eline sağlık. Allah size inşallah uzun uzun seneler nasip etsin. İnşallah. Değil mi? Evet. Buraları böyle büyüsün büyüsün, kocaman olsun. Her yerde olun inşallah. Çok keyifliydi. Çok güler yüzlüydünüz. Personeliniz de öyle. Keyifli bir vakit geçirdik. Yemek yemek bir yana ama keyif aldık biz de. Mutfağınızda olmaktan da keyif aldık. Burada sizi tanımaktan da. Fakat benim olmazsa olmazım. Yemek biter bitmez. Ekran başı şimdi bağırıyor. Tatlı, tatlı. Sizde de yine Hamsi Köy sütlacı. Evet. Hemen tatlı. Bunu da yapan usta mı Karadeniz'de? Tabii, kesinlikle. Kuru fasulyemizi yapan ustamız tatlımızı da yapıyor. Bir 30 sene, 35 senelik bir geçmişi var.
kaldık burada. Devam eder. Zaten ben sizi lezzetten dinleyemiyorum bile. O derece. Fındıklar Karadeniz'den mi? Fındıklar da tabii ki Karadeniz. Çok güzel. Afiyet olsun. Her şeyi yani biraz bir şey bir şey olsaydı da hani acaba deseydim. Çünkü normalde bazen gittiğim yerlerde kebap yerken bana yağı fazla geliyor. Acaba yağı fazla mı diyorum. Burada her şey o kadar orantılı olmuş ki her şey çok lezzetli. Çengelköy Paşalı Kebap Pide'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladınız. Bütün yörelere gitmiş olduk. Adana'dan tut da Karadeniz'i il il gezmiş olduk. Bu masada gerçekten bir mozaik birleştirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık diyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere efendim.